Ganyan. Sesiniz geliyor mu acaba? Geliyordur ya da ne? Evet. Şu an 2014'ün en ileri videosuyla karşı karşıyasınız. Senem Şubat oldu ne? 2004'ü. 2014. 2014'ü. diyebilirsiniz. Zira haklısınız. Ama bundan önceki videoda sürekliyorum açık adım. Merak eden gidip ona bakabilir. Hemen bundan önceki olsa gerek. Değilse de böyle abuk subuk video. Oradan anlarsınız hangi video olduğunu abuk subuk oluşunda. Bu ileride. O videoda onu da anlarsınız. Bu kim diye soruyorsanız yine bir öncekine gidin. Ama bu sadece benim en iyilerim. Neden? Çünkü siz İlayda'yı tanımıyorsunuz. İlayda'nın ellerini ne yapasanız. Değil mi? Bir dahaki seneye belki. Ama benziyor zaten ellerimiz. Evet, benziyor. Başlıyor musun? Defterimi aldım. Bilenler bilmeyenlere söylesin beni. Taft. Sponsorum. Taft sponsorluğunda mikrofon aldık efendim. Senem Ayem Çingu TR diye bir Facebook hesabı açtım yakın geçmişte. Oradan paylaştım nelerin içinden eleme yaptığımı. Ki orada bir eksik var, o da Zion T'dir. Zion T'yi oraya yazmamışım, sonradan ekledim. Bunu da belirteyim. Neyse, şimdi 3 kategorim var efendim. Bir tanesi her zamanki gibi albüm olarak değil, sadece tek şarkı bazından ilk onum. Single değil, albüm de çıkarmış olabilirler ama tek şarkıyla beni etkilemiş arkadaş bütün yıl boyunca. Öyle değil yani. Diğeri de yine eskiden de olduğu gibi albüm geneliyle etkilemiş olan bir top 5, en iyi 5. Bir de bu sene vicdan meselesi haline getirdiğim, bahsetmezsem eğer vallahi bana uykuların haram olacağı 7 tane albüm çıktı. Onlardan da bahsetmeden edemeyeceğim. Onu bir kategoriye sokamadım. Yani Senem'in uykusuz kalmaması için koyulmuş kategori isimli kategori. Şimdi tek şarkı bazından kategorisi çok güzel Türkçe'yi unutmuşum. Tek şarkı top'ten. Şarkı top'ten. Şarkı en iyi 10. Bunu da şey yapamadım. Of bu çok iyiydi, en iyisi buydu falan yapamadım. Gerçekten yapamadım. O yüzden alfabetik sıraya dizdim. O yüzden en çok bunu sevmiş, en az bunu sevmiş gibi düşünmeyin. Sonuçta alfabedir en nihayetinde. Biz yapmadık. İlk sırada alfabemize göre Eylül'ün Don't Touch Me'si var. Bu kadar. Don't Touch Me. Eskiden bilirsiniz ben fazla kız girl band falan dinlemezdim ya da solo da olsa falan filan. Ama bu sene bir artış var, siz de göreceksiniz. İkinci sırada yine bir kız grubu. Bundan, ama bak buna iki tane şarkı yazmışım. Hangisini seçeceğiz? Seçemiyormuşum demek ki. O yüzden iki tane yazmışım burada. İki numara burada. Ace of Angels, AOA, Miniskirt ve Like a Cat. Ve evet, miniskörtte. Kimin lan onlar? BTS değil mi onlar? Ne? Şeyde, Weekly Idol'da. Yaparlar onu. Aa evet, BTS evet. Neyse, tamam. Üç numarada... Can't stop me now, can't stop me now, can't stop me now, can't stop me now. Her zaman gibi şarkının sadece İngilizce kısımları biliyorum. CM Blue, Can't Stop var. Dört sıradayı bulabilirsem... evet bunu sonradan ekledim. Allah nasıl unuttum lan bu şarkıyı falan diye de kendi kendimi yedim. İyi ki hatırladım dedim. Hatta şöyle diyeyim, benim ne kadar hip-hop sevdiğimi bilirsiniz. Master Wu'nun kamerini silip yerine bunu koydum yani. O kadar sevdim şarkıyı bütün yıl boyunca. Ki kendisini de çok sevdiğimi de beni takip edenler bilir. Kayin'in Fuck You'su. Aynı zamanda Karip'teki Daş'la da hala beraber olmaları sinirimi bozmuyor değil. İçinde bir yara. İçinde binlerce yara var. Yani Kun'un yarası var. Ondan sonra acıma İhsangi'nin yarası var. Buradaki Daş'ın adını hatırlamıyorum ama o Daş'ın yarası var. Bir sürü yara var. Beşinci sırada da... Tabii ki sen buralara nasıl düştün bu yıl ben bilmiyorum ama...
Sen nasıl buraya geldin? Sen nasıl buradasın? Senin burada olmaman gerekiyordu. Ama gel gör ki birileri albüm çıkarmadığı için bütün yıl boyunca kendisi bu listelere kadar düştü. Ve İlayda terlik çıkardı. Terlik çıkardı. GD ve Taeyang. I am a good boy. Yapamadım ben. Ben bunu dansçı olarak alacağım. Ama dans etmiyor. Git iki önüne gel. Hadi. Bağgirli konuş. Ona benzemiyor mu? GTK Good Boy benzemiyor mu hafiften? I am a good boy. Bağgirli konuş. Ondan sonra 6 numarada yine bir girl band. Girls Day something. Kovacağım bunu. Bunu kovacağım. Ay 7 numara bomba. Ay ne? J Park metronomu var. Ki J geliyor. Ya tam gelmiyor da. İnşallah. Gelecek diye ümit ediyorum ben ki bana gelir gibi mi geliyor. Ben Gizem'e de vuruyorum, alışacaksın. Ondan sonra yazımı okuyabilsem her şey daha da kolaylaşacak. 8 numara. Kimsenin beklemediği biri. Hatta birçoğumuz bilmiyor bile olabilir. Sen tanıyor musun? Evet. Kim? Şeydeki çocuk değil mi? Çocuk. Bilmiyor. Onda da oynuyor. Oyuncu var gibi böyle. Şeydeki, roommate'deki. Roommate'deki o mu çıkardı? Hayır tabii ki. Ha. İlayda bilmiyor kim olduğunu. Ama grubu söyleyince ha diyecek ama yine kim olduğunu çıkartamayacak muhtemelen. Shin adam. Tabii ki çıkartamadı. Başka bir grupta daha var. Ben onunla karıştırdım. Bilmiyorum başka grupta kim var. İmino. Shinwon'un İminusu. Taxi ile beraber. Eric'le yaptığı düet. Taxi. Ki klibine hastayım zaten. O var. 9 numarada. Kazım tough cookie. Tough cookie, tough cookie, tough cookie. Bana da cookie bu şeyi söyleyemiyor. Tough cookie, tough cookie diyesim geliyor benim. Ama Zico'nun da Ege olur. Tamam. Zico tough cookie var. 10 numarada da deyince böyle içim kötü oluyor şey olunca hani böyle yine dedim alfabetik sıraya koydum diye ama yine de bir içim kötü oluyor. Kendisine olan aşkım acayip raddelerdi çünkü. Zion T'nin Yonglor Bridge'i ki sürekli böyle kıça başa bak falan diye şarkı yapan bir adamın böyle duygusal bir şarkı yapması beni benden aldı. Ki Zion T, Yonglor Bridge. Bu kadar. Şimdi anlatamam, bitiremeyeceğim. Bu işte uykusuz kalmayayım diye koyduğum 7 albüm kategorisi. İsimsiz. İsmi her türlü değişebilen ve saçma olan kategoride. Bunda da alfabetik sıraya. Bu bundan önce geliyor değil mi? A, B, C, D, E, H, D, T, H, I, J, K, L, M, O, P, E. Ondan önce geliyor, bu önce geliyor. Evet, önce. Tamam, alfabeti sıkıntıyor. Bunu da alfabetik sıraya koydum. Albüm yapmak istemedim. Bir numarada, ki bir numara olması alfabetik veya değil, çok normal aslında her türlü. 2NE1'ın Crush albümü. Of diyorum. Of diyorum, bütün yıl dinledim gerçekten. Çıktı andan itibaren böyle dinlemediğim çok nadir dönem var. En sevdiğim Manbun, Mental Breakdown. Konulara hiç girmiyorum. Onlar beni ilgilendirmiyor. Merak eden AskFM'deki tartışmalarımdan ve kavgalarımdan ne düşündüğümü görebilir. Ama hiç ama bir yerlerimde değil. Öyle diyeyim. Mental Breakdown. Benim bu albümdeki en sevdiğim şarkı. İkincisi bence değer görmediğini düşündüğüm Takan Yoca. Aaaa!
Çok güzel şarkı. Niye bu kadar böyle arka planda kaldı bilmiyorum ama muhteşem bir şarkı. Çünkü yani slow olduğu için evet, muhtemelen. Yani, 21 de... yeah oh falan. Ama bu böyle çakam yatağım aklımdan çatova he ve deyince biraz tutmadı galiba. Ondan sonra tabii ki come back home. Konuşmaya bile gerek yok. Sonra Sara Basimione. Çok iyi şarkılar. İki numarada Bilgilerim var 2 p.m. Chanson ne güzel şarkı söylüyor artık değil mi ya? İğrenç de eskiden. Şu an muhteşem söylüyor. 2 p.m'in tabii ki Go Crazy albümü. Ay hem de geniş versiyonu olan. Çünkü Go Crazy'nin bütün remixlerini çok sevdim. Ya hakikaten Miçin Sanandı Crazy yani. Şu an kendileri öyle. Her ne kadar sahnede giydikleri kıyafetler birbirinden iğrenç olsa da Chanson'un sürekli smoking ve takım elbiseyle çıkıyor olması beni başka bir açıdan memnun ediyor. Ayrıca o sarı saçların iğrençti. Çocuğum iyi tekrar normal rengine döndüğün demek istiyorum. Onun dışında Senan Handan var tabii ki. Chanson'un ve Takyon'un solosu diye böyle muhteşem bir şarkı. Boyfriend çok güzel. She's my girl. Mine. Awesome. Ibyeol. Yohen. Beautiful. I'm your man. Beautiful. I'm your man. Daha önceden biliyoruz Japon albümlerinden ama yine de eklemeden duramadım. Çok iyi. 3 numarada B.E.P. var ki yakında dönecekler inanıyorum. Çok çok inanıyorum hem de. Tabii ki Chonsa. Çok güzel ama benim albümdeki favorim Bang. Bang çarpı 2. Bang bang. Bang. Muhteşem. Orada Yongok'un rapi sesi beni önden alıyor. SNS çok güzel şey. Ne nasıldı? Treat me a mansion. Sexy. Special. Hey girl treat me a mansion. O çok güzel. Body and Soul çok güzel. Say me çok güzel. Say me çok Viti çok güzel. Chonsa, of Chonsa zaten. Chonsa. Evet, niye arkayı çevirdim bilmiyorum. 3 numara o. 4 numarada bu kızın debütleri var. BTS. Boy in Love. Ay şeyi çok seviyorum ben. Haruman, noa nega hamke hal su itamyon. Haruman, noa nega sonak çabul su itamyon. Haruman. Çok güzel, onu çok seviyorum. Bir de en sevdiğim ama en sevdiğim BTS Cypher Part 2 Triptych. 누구 때문에 제혹 때문에 누구 때문에 레모 언제 레모 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 때문에 다시 누구 때문에 슈가 때문에 diye muhteşem bir rem. Bir de Jump çok güzel bir rakı. Sesi oldu. Sesi oldu. 4 numarada o vardı. 5 numarada göremedim. Tanıyorsun da tanımıyorsun sen. Yani hani onlar olmasaydı, sayılı birkaç grup var zaten böyle, onlar olmasaydı şu anki K-pop olmayacaktı. G.O.D'nin Chapter 8 albümü ki son zamanlarda ben old school K-pop'u biraz sardım. G.O.D'ler, H.O.T'ler, One Time'lar, Dynamic Duo'nun eski albümleri, Epica'nın eski albümleri falan filan. Acayip hepsini indirdim. Deli gibi hepsini dinliyorum. G.O.D onlardan biri ne kadar güzel şarkıları varmış ve eski rapler ne kadar güzelmiş. Onu anladım. G.O.D Chapter 8 son albümleri Saturday Night hem klibi çok eğlenceli. Hem de şarkı da çok güzel. Saturday Night personam dugun dugun denim bam. So fine, so good. Girl you make, girl you make. Evet. Ondan sonra Hanunsek Yaksok. O da JYP olan hani JYP ile beraber böyle şey JYP aşkı. Ha JYP'de olmamalarına rağmen JYP aşkı olan şarkı. Uregawa Sanun Yagi. O da çok güzel şarkı. Stand Up çok güzel. G-Swag süper bir şarkı. Nere Bollajo. Nora Bollajo. Nora Bollajo. Ayu ile beraber yaptıkları bir diye. Çok güzel. Ben Ayu normalde pek beğenmem. Dream'a ilk dizim. Orada olmasından dolayı bizim bu beslemiyor değilim. Ama şarkıları falan benim tarzım iyi. Ki zaten tahmin edebiliyorsunuz diyor bunu.
Neyse, ayıyla yaptık dönem, bir de dönem yalnız. Bir şarkı, bir de albümün içinde böyle bir şey var. Ayıyla tanıştıkları an böyle stüdyoda kaydetmişler. Çok tatlılar. Böyle hani ayı böyle çok saygılı falan filan orada işte bunlar. İşte sesin çok iyiymiş ya, bir söyle bakayım. Mesela Cüvedi şarkısı hangisi, işte biz çıktığımızda sen kaç yaşındaydın diyor. Ayı diyor ki 3 yaşındaydım falan yapıyor böyle hani. İşte en sevdiğin şarkı hangisi falan filan diyor. Ayı da şey diyor işte, Sarange Kriko Kiyoke diyor falan. Ondan sonra söyle falan diyor. Bu giriyor vay falan filan oluyorlar böyle. Çok tatlı, böyle sadece konuşmanın olduğu böyle birkaç dakikalık, biz hatta dakika bile olmuyordur, saniye bile olabilir. Bir şey var, o da çok sevimli. 6 numarada GOT7 var. GOT7'ın bu sene çıkardığı bütün albümler var. Daha önce işte bir tane mini albüm çıkardılar. Bir tane mini albüm çıkardılar. Bir tane işte bir şey çıkardılar. Ve bir tane bunu çıkardılar. İlk bunu çıkardılar. Ondan sonra albüm nerede? Sonra bunu çıkardılar. Ondan sonra bende olmayanı çıkardılar. Identify. Tabii. Identify değil mi? Evet. Identify. İlk aklınıza gelen genelde doludur. Identify. Şimdi Gatit'ten Yavuz Eylül'ü çok seviyorum. Girls'ı saymıyorum. Aşkımızın kapraştığı ilk saniyelerin temsil eden şarkı olarak da Girls don't love me. Çok güzel. Sonra Niga çoğuva, çok güzel. Gatla var bölümünden A tabii ki. Çok güzel ama A'in orijinalinden çok akustik. Hayır, France remix'i var. Onu çok seviyorum. Akustiği de çok güzel. İşte o akustik gibi olan France remix onun adı. Aa. Aynen. 3 tane remix var. Collapse Stone, Toyo remix, bir de France remix, bir de A. Yani 4 tane A var albümde. Hepsi çok güzel gerçekten. O benim favorim Friends. Bir de Bad Behavior'ı çok seviyorum. JB'nin Cevom'un sözlerini yazdığı I Have Bad Behavior. O çok güzel bir şarkı. Identify'dan da tabii ki Hacima. Çok güzel. Give me your love. Bir de Noran. Noran Göz Kınyan Van'ın Onun var. Bu. 7 numarada da yılın ilk günlerinden itibaren dilimizden düşmeyen şarkılarıyla beni mahveden, uzun zamandır beklemiş olduğumuz Rain'in Rain Effect albümü var. Tabii ki Tayet Haba. Arabaya bin anlamında. Tayet Haba. Kendi yazımı okuyamıyorum. Tayet Haba, Superman, Dear Mama benim favorim. I said Dear Mama don't cry. Ondan sonra Marilyn Monroe, biliyoruz Kim Tae'yi. Tamam. Evet, burada daşlardan biri de Rain Daşı. Rain tabii. La Song ve 30 Sexy saymıyorum ama bence yani daha iyi şarkılar var yani. 30 Sexy çok güzel şarkı ama albümde daha iyi şarkılar olduğunu düşünüyorum. Bitti. En iyi 5'e geldim ki vakit kalmam bunlara. Ama bir grubun, aslında şu anda bu videoyu izlememesi gereken bir grubun. Çünkü onların söylediklerine göre beni izlemiyor olmaları lazım şu anda. Ama izliyorlarsa da şu an ben bunu söyledikten sonra muhtemelen yorum yapmayacaklardır. Ama şunu söylediğim için inadına yorum yapabilirler. O da ayrı bir mesele. Bir kısım beni taşlayabilir bunu söylediğim için. Ama hala sözlerimin arkasındayım. 5 numarada benim için bu yılın en iyi albümlerinden 5 numarada Super Junior'ın Mamasita albümü var. Mamasita hariç. Kesinlikle Mamasita hariç. En sevdiğim şarkı Even Ses. İkinci şarkı Midnight Blues ki ikisine gerçekten hastayım. Gerçekten hastayım ve K-pop dünyasına, hani bunu geçen sene mesela Symptoms için söylemiştim. Beni çok etkileyen şarkılardan biridir diye Shine'in. Bu sene de Super Junior iki tane öyle şarkı bıraktı benim kalbimde. Bir Evanescence, bir de Midnight Blues. Çok güzeller. Short çok eğlenceli. Bir de Island'a da hastayım. Keşke Short'la çıkış yapsalardı diyorum. Ama Short'un da konseptine benzemiyor ama en azından hani gömlek pantolon daha iyi. 4. sırada, bu arada benim ilk beşim bayağı bir
Bayağı rakip yani, bayağı hem rakip hem bayağı farklı. Garip, anlayacaksınız zaten saymayı bitirince. 4 numaramda EXO var. Beni EXO antisi falan sananlar var. Nasıl sanıyorlar onu bilmiyorum ama şöyle göstereyim falan yani. EXO albümü. Neyse. EXO'nun Overdose albümü Thunder favorim. Çok 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 güzel şarkı. 2 Love Love Love, 3 Overdose. Ben nedense bu şirketler albümdeki hemen hemen en kötü şarkıyı çıkış şarkısı yapıyorlar. Oysa ki albümde bir sürü güzel şarkı var. Mesela bugün şey izledik, yani daha doğrusu İlayda'ya gösterdim. Kayin'in İçim şarkısını. Yani Kayin'in o, yani o şarkı o kadar nasıl tutmaz falan diye düşündük. Sonra dedik yani piyasa bunu istemiyor demek. Fazla kaliteli yani. Mesela yani EXO'nun Overdose albümünde de Overdose'dan 1000 kat daha güzel şarkılar var. Overdose kötü demiyorum. Overdose'dan çok daha iyi şarkılar olduğunu söylüyorum. Ama Overdose'da şahış yapıyorlar, neden bilmiyorum. 4 en sevdiğim albüm yani Overdose'da Moonlight. 5 olarak da Run. Bu 5 şarkıya hasta oldum. Şimdi 3 numarada, yani şöyle diyeyim, 2 şirket kapıştı bu yıl benim ilk 5'imde. Çok alakasız şirketler. Herhalde bende de kişilik bozukluğu vardı yani bu durumda. YG ve SM çatışması yaşandı. 3 numarada Tae Young'un Rise albümü var. Hemen hemen bütün şarkıları çok sevdim albümdeki. En sevdiğim şarkı İyi Geldin'de. İyi geldin de. Özellikle sonlara doğru falan böyle hafif bir crescendo yapıyor falan. Ölüyorum o şarkıya. İkinci şarkı I'm gonna love you to death. Çok güzel. 3 Eyes Nose Lips, ki bence tablo daha iyi yaptı şarkıyı. Ayrıca İngilizce söz açısından da daha etkili buluyorum ama sonuçta Tae Young yani. 4.'si 1 AM. 2 AM'ı çağrıştırdığından dolayı seviyor olabilirim, bilmiyorum. 5 GD ile yaptığı Stay With Me muhteşem. Ondan sonra Borigo 6 numarada. 7 Body. Your body so beautiful. Your body so beautiful. Çok güzel şarkı. 8'de Ringa Ringa. Yine Ringa Ringa albümdeki bence en kötü şarkılardan biri. Ama onunla çıkış yaptı adam. Yapacak bir şey yok. 2 numaramda Rookie Group. Ama acayip geldiler. Acayip geldiler. Gerçi Rookie olarak da sayılmaz çünkü çıkış yapmadan önce çıkış yaptılar gibi bir şey var ortada yani. Kardeş gruplarının olacağı gibi. Winner. Go Back and Go'ya demek istiyorum. Nam Taeyong demek istiyorum. Go Back and Go'ya. Nam Taeyong'a Go Back and Go'ya. Ben. O derece yani. Acayip güzel bir şarkı. Sonra da tabii ki Kranega Keda. Kranega Kedaima. Mino'nun solosu. Kese. Üçüncü Sanagajima. Sanagajima. Niga anim ya. Ondan sonra cime dört nerede? Kipu kitam boracima. Na teme na meme borane. Onildo milo milo. Gerisini hatırlamıyorum. Tamam. 5 coloring. Rimrim çimde ya. Beso onigo isu çoma. Çırma çoma da ba. Korece rap kapasitemiz bu kadar. Çok güzel coloring. Az tabii ki. Mwe. Korece'de söyleyemediğim tek kelime herhalde benim. Momoe. Söyleyeyim. Momoe. Söyleyeyim. O kadar da değil. Manat dam dam yon yon yon. O dil süçmesi. Bu direkt söyleyemeyene. Momoe. Momoe. Empty işte. Ve 7 de. I'm just different. Çok güzel. Şarkı. 1 numaradansa. Yani böyle saatlerce bahsedebilirim 1 numaradan. Gerçekten bir numara bahsetmeye başladım. Gerçekten bahsedebilirim. Ki aslında bahsetmeye çok önce başladım şu listeye göre. Bayağı rahatladım. Çünkü saatlerce burada kalacağız benim güzel yaslandım falan. Çok iyi yapalım. Bir numara hakikaten bence şu anki piyasaya fazla bir albüm yani. Gerçekten öyle düşünüyorum. Adamlar da fazla zaten. Zaten bir tanesinin IQ'sunun bilmem kaç yüz bin olduğu zaten biliniyor adamın.
Epic Eye'den bahsediyorum. Shoebox albümü, tablo ve her zamanki gibi yazdığı sözler, DJ Tokutsun ritimleri, rapler. Albüm ya, albüm hakikaten olağanüstü bir albüm. Muhteşem bir albüm. En sevdiğim ki solo olarak, yani solo olarak değil de ses olarak yine çok sevdiğim adamlardan biri Kim Jong-un'la, Nen'in solisti Kim Jong-un'la beraber yaptıkları Amor Fati. Muhteşem bir şarkı. Sözleri de olağanüstü. İkinci şarkıları Dosavo, aynen. Dosavo. Sana dinletmiştim ya, kızla beraber söylüyorlar, kavga ediyorlar. Kızla. Tamam, biliyorum. Tamam. Da oraya nasıl bir... Do, do, sa, vo. Bak yine o'la a, o... O ile A'ya karıştırdım. Önce U yaptım. Yok, önce A, A O ya. Önce O yaptım. Aslında U olması lazım. Do, sağ ol. U olması lazım. Ben Korece dersi alıyorum. Burada aslında empty falan gibi bir şey yazıyormuş gibi evet, gözüküyor. Evet, öyle sandım zaten. Allah Allah oldum. Gösterirdim. Korece el yazımı kötülüğü. Evet, şu. Do, sağ ol yazıyor burada. Allah Allah dedim, Empty diye şarkı mı vardı albümde falan? Yunay'la beraber söyledikleri Dosava. 3. I'm a born hater. Jalaman Picasso. Tabii ki born hater. Benzino, Verbal Jint, B.I. ve Mino. B.I. 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 Verbal Jint. B.I. Mino. B.I. Benzino, Verbal. B.I. Tablo. B.I. 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 Nasıl bir sanat? Tamam, tamam. 4. Burj Khalifa. En sevdiğim şarkı değil albümdeki ama en çok dinlediğim şarkı, çünkü acayip böyle çok çok hip hop. Böyle yolda falan falan oluyorum böyle dinlerken. Çekilin lan, burada otobüse ilk ben bineceğim falan oluyorum böyle dinlerken. Burj Khalifa da dünyanın en yüksek binası. Oradan almış ismini de Yankee ve Gekko ile beraber yaptıkları, ki Gekko'ya da ayrı hastayımdır. Dynamic diyor. Demek istiyorum. 5. Daha önce de bahsettiğim Eyes No Sleeps. Tabii ki muhteşem sözleriyle beni benden alıyor. Ve düzenlemesini de daha çok beğeniyorum. Sonunda Taeyang'ın girmesiyle orada bir crescendo yaptırıyor. Ve ilk dinlediğimde şey oldum. İşte burada Taeyang girmeli falan oldum ve gerçekten girdi falan filan. Sonra şey oldum. Keşke başka bir şey isteseydim. Sonra dedim ki hayır, niye başka bir şey istiyorum ki? Ne diyor işte falan oldum böyle. Böyle saçma bir anım. 6 numarada da bu albümden yine en sevdiklerimden biri olan Shoebox. Onun dışında Magalolio, Happy Ending, Tayyip'le yaptıkları Rich, Spoiler, hepsi çok çok güzel, bu kadar. Bu kitaptan bende de var. İrayda da bende olan bir kitap varmış. Ama mavisi değil. Şunlardan da Aleyna'da var. Evet. Nereden biliyorum? İrayda'nın kardeşi oluyor Aleyna'da. Bahsetmişti, hatırlayayım. Böyle bir anımız. Epik ayağı. O konuda bir anlaşalım. Ayrıca Haru gibi bir çocuğum olacağını bilsem şu an hemen yaparım yani. Hemen yaparım. Yapış aşamasını atlayıp bile yapabilirim yani. Direkt Haru direkt olsun yani. Direkt olsun yani. Haru gibi bir çocuğum. Ben evlilikten ve çocuktan çok uzak bir mentaliteye sahip olmama rağmen Haru gibi bir çocuğum olursa hakikaten bakarım ya. Ömür boyu bakarım yani. Bir yerde çözüyorum sonuçta en nihayetinde, ama o psikolojiye sahip bir insan olmadığım için şu cümleyi kurmam aslında gayet normal. Haru ya. Haru. Haru, bir de Junsu. Kardeşler vardı ya, Junor ile Junsu. Junsu, Haru, o abi kardeş olsunlar böyle. Alır, alır var ya, o ikisi dünyayı yönetecek kapasiteye gelebilir doğru eğitimle yani. O kadar zeki olduklarını düşünüyorum. Özellikle Haru, abi ben hayatımda o kadar yaratıcı bir çocuk, o kadar sevgi dolu böyle seveceğim. Ay saf, anlatamam, Haru'ya aşığım ya, babasına ayrı aşığım, Haru'ya aşığım, ölürüm. Bu kadar. 2014'ün en iyileri buydu efendim. Bir dahaki yılda görüşürüz. Biz bütün yıl iyi de yapmıyormuşum. Önümüzdeki yıl, kafam çıktı. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere diyorum. Benim de gelmem gerekiyor. Bu kadar. Size arada dans etmek falan isteyelim ama... Bir önceki videoda bahsettiğim şeylerden dolayı hala tam böyle toparlanıyor. Aktif olamıyorum. Video geç olduğundan mütevelli çok özür diliyorum.
önümüzdeki yıl tam vaktinde yapmaya çalışacağım. Hani 2016 olacak ya, işte yeni olmuşken yaparım diye düşünüyorum. Ayrıca ocağın başında çıkan şarkılı şu listeye almayı o kadar isterdim ki bir yıl nasıl bekleyeceğim hiç bilemiyorum. İlayda neredesin? İlayda bize terbiyesiz yerlerini göstermeyin. Terbiyesiz değil, meme hepimizde olan bir şey. Bazımızda büyük, bazımızda küçük. Erkekte de var, kadında da. Ayıp değil. İnekte de var mesela, onunki de ayıp değil. O da meme, istemem. Neyse, bu meme muhabbetini kapatıp Jay'in görünmeye muhtemel olduğumuz sixpack'lerini düşünerek videoyu kapatmak istiyorum. Ama tabii ki yani sadece bu yüzden sevmiyoruz, o da ayrı mesele. Ama yani sonuçta duymayı sevdiğim bir şey görmeyi de sevince insan tamam, video amacından şaşıyor, gidelim. Çok yakın bu. Umarım bu yılınız iyi geçer. Annyeong. Çok saçma bir telefon. Hayır. Yapacak bir şey yok.